نعم. ثم بعد هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى سورة متعلقة بسورة الفيل. İnşallah bu sureden sonra yani onunla alakalı olan bir sureye geçmiştir. لأن عندما حدثت هذه الحادثة وحمى الله سبحانه وتعالى هذا البيت الحرام من التعدي عليه أخذ الناس يعظم هذا البيت ويعظم من يسكن بجوار هذا البيت وهم أهل مكة. Bu olay insanların başına geldikten sonra bu fil fil ashabı rezil olduktan sonra insanlar yüce Allah'ın evini tazim etmeye başladı. Bundan sonraki sure de bu tazim ile alakalıdır. Fa asbah ahl Mekke fi aman. Bu şekilde Mekke ehli bir güvenlik içinde oldular, bir selamet içinde kaldılar. La yetaaddi aleyhim ahad. Hiç kimse onlara saldırmaya cesaret edemedi. Ayn la yetaaddi aleyhim ahad. Niçin ona saldırmadı kimse artık Mekke'ye neden kimse bulaşmadı? İza kanu fi Mekke la yetaaddi aleyhim ahad. Onlar Mekke'de oldukları sürece kimse onlara karışmıyor. Ve iza kharaca ahl Mekke ila ticara. Mekke ehli ticarete çıkınca yetaaddu ala kul men yusafir illa ahl Mekke la yetaaddu aleyhim. İnsanlar ticaret için yollara çıkınca herkese saldırıyorlardı. Ancak Mekke ehline saldırmıyorlardı, ihtiram ediyorlardı. Fe hasal li ahl Mekke al aman fi Mekke ve fi haric Mekke iza kharacu lit ticara. Bu olaydan sonra Mekke ehli için hem Mekke'nin içinde hem de ticaret yollarında kendileri için bir güven oldu. Ve kana lahum fi العام رحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام للتجارة. مكة أهلي kış zamanlarında Yemen'e doğru bir ticaret yapıyordu ve yazın ise Şam'a doğru ticaret ediyordu. فجعل لهم الله سبحانه وتعالى هذا الأمن والأمان في الداخل وفي الخارج. İnşallah kendileri için bu güvenliği hem Mekke içindeyken hem de Mekke dışında ticaret yapıyorken sağlamıştı. الأصل أن يقابل هذه النعم وهذا الأمن بماذا؟ İnşallah kendilerine verdiği bu heybeti, bu nimeti nasıl karşılamaları gerekiyordu aslında? بأن يعبد الله سبحانه وتعالى الذي سخر لهم هذه النعم. Kendilerine bu nimeti veren, bu işi kolaylaştıran Allah'a aslında şükretmeleri gerekiyordu, ona ibadet etmeleri gerekiyordu. وحمى هذا البيت وحمى من يسكن حول هذا البيت. Zira İnşallah bu evi ve bu evin etrafındaki insanları korumuştu. مكة في وادي غير ذي زرع. Biliyorsunuz ki Mekke orada hiçbir otlağın bitmediği bir yer. La ma. Ne su vardı orada? La şecer. Ne de orada biten bir bitki vardı. La şey tekum bihil haya. Yani orada hayata dair bir emare yoktu. Ceal Allah subhanahu ve teala lahum hazel ma'el mübarek ma' zemzem. Ve ardından Yüce Allah kendilerine bu zemzem suyunu tekrardan çıkardı. Fe kharac lahum hazel ma' إلى يومنا هذا لا ينقطع. Kendilerine nasip edilen bu zemzem bugüne kadar devam ediyor. Hiçbir şekilde kesilmedi. طعام وطعم وشفاء سقم. Orada yenilen yiyecekler şifadır. Ayrıca içilen şeyler de şifadır. وأيضا يصيد. Bu zemzem için geçerli. اللحم لا ينقطع عن مكة أبدا. اللحم. نعم اللحم لا ينقطع. Ve her zaman görürsün Mekke'de hiçbir şekilde et kesilmez. Her zaman orada et vardır. دعوت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Çünkü İbrahim Aleyhisselam önceden dua etmişti. İbrahim Aleyhissalatu vesselam dua Allah Subhanahu ve Teala ni yubarik li ahli Mekke fi'l ma'i vel lahm. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Mekke ehli için oranın suyuna ve oranın etine bereket dilemişti yüce Allah'tan. Fe la yanqati al lahm an Mekke. Onun için sürekli Mekke'de et görürsünüz. Fe asbah li ha'ula ni'metel amn ve't ta'am. Bu insanlar için şarap. Mekke ehli için hem güvenlik nimeti, eman nimeti, hem yeme içme ve onlar için et nimeti sürekli bir şekilde kalmıştı. قد يكون الامن في الداخل لا في الخارج. لهم امن في الداخل وفي الخارج. Bazen biliyorsunuz bazı yerlerde içeride güvenlik içerisindesiniz ama dışarı çıkınca bu güvenlik yok. Ancak onlar için böyle değildi. Hem içeride hem de dışarıda güvenlik içerisindeydiler. نعم. نحن الان والله في نعم. Bizler şu anda gerçekten çok büyük nimet üzerindeyiz. Bunu hatırlayalım. Ni'met el amn. Eman içerisindeyiz, güven içerisindeyiz. Ni'me en kul vahid minna ve lillahi elhamd el an yebit ve huve şeb'an min et ta'am ve min eş şerab ve lillahi elhamd. Şükürler olsun Allah'a ki hepimiz uyumadan önce doyuyoruz, yiyip içeriz, öyle uyuyoruz. Yatacak bir yerimiz var. Fel asıl en nukabil hâzihi ni'am bi şükrel mun'imel mutefaddil subhanehu ve teâlâ. Bu nimetlere yüce Allah'a şükrederek karşılık vermemiz gerekir.
Vallahu a'lem. Allah en iyisini bilir.